Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. 2020'nin son videosunu. Son videosuna hoş geldiniz. Evet, eşimle açılışını yapalım dedik. Bugün ne mi yapıyoruz? Beraber eşimle kahvaltı hazırlıyoruz. Yardım edecek misin bana? Evet hayat. Evet. Sen o zaman hamuru Amuk Sesli söyleyebilirsin. makinesine atarım ben de. Bak, ama kahve makinesine atarım ben de diyor. O işi biliyor. Ama ben bugün elde yoğurmaya karar verdim. Hem canım öyle istedi. Nasıl gidiyor COVID'li günler? İyi gidiyor Allah'a şükür. Bu halimize şükür. Aynen, bu Yani halimize şükür. Dedik şöyle yılın son kahvaltısını. o kadar çok kötü değiliz yani ailece. Evet, çok Yani şükür. Allah'a şükür. Bu halimize şükür. Aynen, bugün bakalım şimdi. Size bugün soda lamuru yapıyorum. Eskilerin demesiyle soda lamur. Yenilerin demesiyle yağ çekmeyen pişi diyorlar ama biz ne diyoruz biz? Soda lamur diyoruzdur. Lamur. Aynen. Annem çok yapardı. Biz de çok seviyoruz Evet. onu. Bir bardak sütümüz var. Bir bardak yoğurdumuz. Bir tane yumurta. Evet. Bunda ne var hayatım? Onda da tuz var. Evet. Öteki neydi? Karbonat. Evet, karbonat. Soda yani. Evet. Evet. Bir de hamur kabartma tozu. Evet. Evet, kabartma tozumuz var. Bir de unumuz var. Bir de en önemli malzememiz var. Kişimiz var. Yardımcımız var. Kocamız var. Şimdi ben hamur yoğuracağım. O da bana un koyacak. Aslında sana yoğurtmam lazım ama hadi her neyse ben yapayım. Şimdi malzemelerimizi önce bütün malzemeleri koyuyoruz. Tek tek uğraşamayacağım sabah sabah. Sütü, yoğurdu koyuyorum. Ve çatalla birazcık ne yapacağım istiyoruz. Evet. Ya da bugün sen anlat bakalım. Ben yapayım tarifi. Sen anlat bakalım. Şimdi çatalla karıştırdık güzelce. Hepsi birbirine kaynaştı. Şimdi tuzla karbonatı koyuyoruz. Onun üstüne hamur kabartma tozunu döküyoruz. Döktükten sonra yine karıştırıyoruz. Hepsi birbirine kaynaşsın diye. Güzelce kaynaştıralım yani. Evet. Evet, güzelce kaynaştırın. Şimdi un koyacağız. Hadi bakalım. Hadi koysun bakalım bunu Erdiç Bey. Ama çok yavaşsın be ya. Biraz hızlı koyman lazım onu. Olmaz. Çırak dediğin hızlı olur. Sen bana ne diyorsun ya bir şeyler tamir ederken? Çırak dedim hızlı olur deyip deyip. Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Ya 3 tane koy arka arkaya, ondan sonra yeter mi yetmez diye bakacağım. Tamam, artık koyma istersen. Şimdi yeter herhalde. Peki hamuru yoğurunca ne yapıyoruz biliyor musun? Üstümüzü batırıyoruz. Üstümüz Üstümüzü batırmadan hamuru yoğurmuyoruz. iller unlanıyor değil mi? Tabii ki. Şimdi hamuru yoğurma makinesine de koyabilirdik ama mısır kılıyor. Bir tane daha un kaldıracak hayatım. Bir tane daha bir kepçe daha un Kepçe kaldıracak. daha mı? Aynen. Şimdi hamuru yoğurduktan sonra 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet. Ondan sonra şekil vermeye hazır. Evet, şimdi hamur ustasını tezgahın başına alıyoruz. Hadi bakalım kocacığım, hamuru sen açacaksın. Ben mi açacağım? Olmaz mı? Olur, deneriz. Ne yapalım? Dur ben şimdi hazırlayayım sana. Hazırla bakalım. Bir bıçak verir misin? Bakalım ne yapacağız hamuru şimdi, ne yapacak bakalım. Merhem. Bakalım nasıl açacak. Nasıl bir çalışma yapacak bakalım. Çok merak ediyorum çalışmanın sonunda.
yapar. İnan ki bundan korkulur. Yani yaparsa şaşırmayacağım. Neden? Ben, sen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Sen yaparsın. Hadi bakalım. Şimdi kameraları Erdiç Bey'in hamuruna doğru çeviriyoruz. Bakalım hamur ne olacak? Kare mi, yuvarlak mı, dikdörtgen mi? Kalp de yapar gibi geliyor bana. Bakalım hadi. Kalp ne yapayım? Hadi Erdiç Bey'cim, hadi kocacığım. Adam karantinada kaldı da pişman olacak. Biraz bastırman lazım hayatım. Biterken bastırarak içeceksin. Evet, evet, kalp olmaya başladı. Vay, meydan okuyorsun bana. Bak, iyi gidiyor. Misafir edemeyeceğim mi azıcık? Hadi bakalım. Oo. Ben de bu arada hamur açtıracağım manasını yırttığım da bir gerçektir. Değil mi? Sıyırdın yine. Aynen. İşi bana kilitledin. Evet, sanatsal çalışması devam ediyor kocaman. Evet Erdiç Bey, burada ne çalışmaya yapmayı planladınız? Çalışmamızın ismi nedir? Yapıştı. Yapıştı, ne yapacağız? Bir şey yok. Ne yapacağız bakalım, hadi bakalım. Evet, kaldır. Bunu serpileceksin altına. Çek, bir şey olmaz. Ha, böyle. Sonra tekrar ters sonu var. Böyle bak ha. Sonra tekrar buraya birazcık bun. Şimdi böyle. Bak bu geniş olan yerlerini. Ben sana tamam, sana örtmek için hayatım yoksa. İyi gidiyor. Buraları biraz incelttin mi? Hamur oldu. Bu sodalı hamur olduğu için çok aşırı ince bir hamur olmuyor. Evet, kalbe bayağı yakınladın ha. Evet, hamurumuzun son şekli, sonra keseceğiz. Bakın. Bence kalp yapabildi. Ha? Bence kalp oldu. Bakın gayet de güzel bir kalp bence. Aferin, sen bu işi başardın. En azından kalp yapmayı başardın. Tebrik evet. Ediyorum kocacığım seni. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, diğerini de ben açıyorum. Evet, hamurlarımızı böyle hazırladık. Tavada yağımızı koyduk, kızıyor. Şimdi kızartmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, kocamın elleriyle açtığı sodalı hamurlarımız, yağ çekmeyen pişilerimiz oldu. Bakın, çok da güzel kabardı. Bu işi biliyormuş kocam bey. Evet. Yılbaşı günü ne yakışır? Kırmızı bir sofra. Hadi bakalım, bugün de kahvaltı takımızı kırmızıdan yana kullandık. Böyle melemen yaptım.
peynir kızarttım. Diğer peynirlerimiz, sosumuz, reçellerimiz. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırladık kendimizce. Elimizden geldiği kadar, bütçemiz el verdiği kadar. Şükürler olsun ya da hamdolsun Rabbim bugünümüzü aratmasın. Allah şükür. Amin. İnşallah önümüzdeki yıl güzel bir yıl geçirmemizi nasip etsin Rabbim. Herkese sağlık, amin. Sağlık, huzur, mutluluk. Gelen yıl, giden yılı aratmasın inşallah. Değil mi anneciğim? Evet. İnşallah yarısında şu koronada da biter. Aynen. İnşallah. Amin. Mustafa Can nasıl bir işaret yapıyordu bir de? Aynen. Bir de para demeyi unuttun diyor. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Kocacığım ellerine sağlık bu arada hamur için. Hepimize afiyet olsun. Evet. Ne olacak? Oğlum baban açtı hamurları. Videoda videoda seyredersen uyudun o zaman. Hayır gayet güzel baban açtı, videoda seyredersin. Hazır olmuşsunuzdur. Hayır, videoda görürsün bak. Evet, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, yılın son akşam yemeği de bizim için böyle. Neler mi yaptım? Lahana, yaprak sarması, çiğ köfte, tabii ki yılbaşının olmazsa olmazı kabak tatlısı ve oğlanım canım oğlum istediği için ona da hamburger yaptım. Dışarıdan sipariş vermek istedi. Hayır dedim, ben evde yaparım. Tabii ekmeği dışarıdan ama olsun. Böyle güzel bir yılbaşı sofrası hazırladık. Ya daha sonra yılbaşı değil, senenin son sofrası diyelim akşam yemeği. Böyle hadi bakalım, bize afiyet olsun.